Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en küçük kart telefonunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce hemen kendi sözümü bir kesiyorum. Videonun sonuna bir anket yerleştirdik ve size sorduk. Bu telefonu sizden birine hediye mi edelim yoksa böyle esprili şakalı bir sağlamlık testi mi yapalım? Cevaplarınızı bekliyoruz. Öncelikle biz bu telefonu Çin'den sipariş ettik arkadaşlar. Fiyatı da 14 dolardı. Şu küçücük kutu içine hemen bakalım. Gördüğünüz gibi kutuyu açtığımız zaman buradan bir adet kart telefon çıkıyor. Şöyle bırakayım, bunun detaylarına gireceğiz. Hemen ardından yanında güzel böyle bir oyuk açılmış USB 2.0 kablosu çıkıyor. Oldukça kısa. Telefonla özdeş neredeyse. Ve geriye elimizde boş bir kutu kalıyor. Bunu bir atalım. Gördüğünüz gibi kutunun içeriği telefonun arkasına yazan Made in China cümlesini destekliyor. Şöyle bir sağına soluna bakalım. Ön tarafta bildiğiniz tuş takımı, işte sağa sola çevirebileceğiniz menü tuşları, işte yeşil arama açma, kırmızı arama kapatma. Şurada markası var. Ayrıca burada ahize var. Bu aynı zamanda hoparlör işlevi görüyor. Arka kısmında herhangi bir şey yok. Gururlu bir Made in China var. Alt kısmında ise telefon şarj edebileceğiniz USB 2.0 girişi var. Onun yanında tuş kilidi var arkadaşlar. Bu tuş kilidi sağ taraftayken telefonu açamıyorsunuz. Sol taraftayken telefonu açabiliyorsunuz. Tuş kilidinin yanında ise bir SIM kart yuvası bulunuyor. Bu SIM kart yuvası mikro arkadaşlar. Yani bu telefonu kullanmak isterseniz kartınızı kestirmeniz gerekebilir. Telefonun içinde ne var ne yok bakmadan önce arkadaşlar açılış anını size göstermek istiyorum. Çünkü müzik benim çok ilgimi çekti. Şöyle hemen açıyorum. Bekliyoruz. Welcome yazıyor burada ve o efsane müzik. Çok komik. Şimdi gelin isterseniz telefonda içinde ne var bir bakalım. Telefonun menüsüne girdiğinizde sizi ilk rehber karşılıyor ve 200 kişiye kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Arama kayıtları ve mesaj sekmelerinin hemen ardından radyo menüsü sizi karşılıyor. Radyosunun şöyle bir durumu var. Kulaklık olmadan çalışmıyor ve kutunun içerisinde bir kulaklık çıkmıyor. Bu sorunu çözebilmek için bir kısmı USB, diğer kısmında da 3,5 mm'lik jack girişi olan bir kablo edinmeniz gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz anda radyo problemsiz bir biçimde çalışıyor. Organizer sekmesini göreceksiniz. Organizer sekmesi içinde takvim ve alarm gibi şeyler var. Alarmın şöyle bir avantajı var. 3-4 tane farklı alternatif seçebiliyorsunuz. Onlardan herhangi birisiyle uyanabiliyorsunuz. Hemen ardından da hesap makinesi sekmesi geliyor. Hesap makinesiyle ilgili bir iki dedikoduya denk geldik. Herhalde firma bu telefonları yurt dışı satışlarda hesap makinesi de yutturuyor gümrük tarafına. Kutusu çok küçük. Dikkat çekeceğini biz de düşünmüyoruz. Telefonun içerisinde 5-10 adet dil desteği bulunuyor arkadaşlar. Fakat Türkçe dil desteği yok. Bunun yerine çok karşılaması bile bu küçük alete bir Bluetooth koymuşlar. Bu Bluetooth en kötü şunun için kullanılabilir. Kablosuz kulaklık kullanıyorsanız Bluetooth'u gayet işlevli olacaktır. Şimdi gelelim teknik ayrıntılara. Üzerinde bulunan pil 320 mAh, ekran 1 inç, boyu ise 85 mm, 55 mm genişlik, 30 gram da ağırlığı bulunuyor. İşletim sistemi konusunda net bir bilgiye ulaşamadık arkadaşlar. İddialara göre MTK bir işlemcisi var. 128 MB da RAM takılı. Telefonda dezavantaj olarak söyleyebileceğim açılışta ve kapanışta yüksek ses çıkarması var. Ama internette birkaç yoruma denk geldim. İnsanlar bu telefonu Bluetooth'la arabalarına eşleyip sorunsuz bir biçimde kullanabilmişler. Bir diğer dezavantaj ise tuş takımının arkasında ışık olmaması, karanlık ortamlarda hiçbir şey görünmüyor. Diyerekten videomuzun sonuna gelmeden önce başta sorduğum soruyu size tekrar hatırlatıyorum. Bu telefonu size mi hediye edelim yoksa bir esprili geyik bir sağlamlık testi mi yapalım? Ona şurada çıkan anketten cevaplarınızı bekliyoruz. Ayrıca arkadaşlar sizce bu telefon bir işlevi olabilir mi? Bunu da yorum bölümünden belirtin. O yorumları okumaktan çok keyif alıyorum. Zaten bir kısmınıza cevap da veriyoruz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kafanıza takılan şeyleri yorum bölümünden sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Daha öncesinde 2016'nın en iyi 5 özel tasarım telefonunu derlemiştik. O videoya hemen şuradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca burada da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.